ları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Parti meclisi toplantımız halen devam ediyor. Bugün parti meclisimizde sayın genel başkanımızın sunuşu ve güncel siyasi gelişmeler gündem olarak görüşülüyor. Parti meclisi toplantımız bittikten sonra saat 19 19.30 gibi MYK toplantımızı yapmayı planlıyoruz. Hafta sonu milyonlarca genç güzel bir gelecek için üniversite sınavında ter döktü. Buradan onlara sesleniyoruz. Sevgili gençler, bu sınava çok iyi hazırlandığınızın, geleceğe dair büyük umutlar taşıdığınızın, vatana, millete faydalı bir birer birey olmak için çabaladığınızın farkındayız. Unutmayın ki bu sınav hiçbir şeyin sonu değil. Başarının da tek ölçütü değil. Sınavınızın sonucu ne olursa olsun bizler sizi çok seviyoruz. Sizlerin gelecek kaygısı taşımadığınız bir ülkeyi inşa etmek için mücadele ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu 100 yıllık cumhuriyet ve bu güzel ülkenin aydınlık geleceği sizlere emanet, sizler de bize. İşte bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak pedagojik değil ideolojik kaygılarla hazırlanan Türkiye yüzyılı marif modeli denilen ucube müfredatın karşısındayız. Yapay zekanın konuşulduğu günümüzde çocuklarımızın daha çok araştırmaya, daha çok soru sormaya teşvik edilmesi gerekiyor. AKP'nin uygulamaya koyduğu bu yeni sistemse özgür düşünceyi, sorgulamayı, yorumlamayı ve muhakeme yapma becerisini geliştirmeyi ortadan kaldırıyor. Biz laik, bilimsel ve çağdaş eğitim sisteminden yanayız. Biliyoruz ki bu ülkede bizim gibi düşünen milyonlar var. AKP'nin bu ısrar ve oldu bittiye getirme çabasının karşısında dernekler, odalar, sendikalar ve diğer siyasi partilerden oluşan Müfredata Hayır Platformu 11 Haziran'da eylem kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için çaba sarf eden tüm eğitim paydaşlarının mücadelesini değerli buluyoruz. Laiklik ve bilim karşıtı müfredatı reddediyoruz. Bu çağ dışı programın karşısında olan her türlü itirazın yanındayız. Değerli arkadaşlar, önümüzdeki hafta Kurban Bayramı'nı kutlayacağız. Bayramlar bizim için birliğin ve beraberliğin simgesi. Aynı zamanda bayramlar yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel halini yaşadığımız günler. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutluyoruz. Biliyoruz ki ülkemizde uzunca bir süredir bayramlar toplumun her kesiminde bayram gibi kutlanamıyor. Bayram sofraları eskisi gibi değil. Milletimiz bayram ziyaretlerini gönlünden geçtiği şekilde yaşayamıyor. Kurban bayramı ziyaretleri artık ateş pahası. Dört kişilik bir aile memleketlerine gitmek istese gidiş dönüş otobüs biletinin fiyatı bir emekli maaşından fazla. Çikolatadan şekere, baklavadan kahveye her şeyin fiyatı geçen kurban bayramının üç katı. Peki maaşlar geçen kurban bayramına göre üç kat arttı mı? Elbette hayır. Kurban kesmek artık emeklilerin ve emekçilerin gündeminde bile değil. Emekliler bize dert yanıyor. Devlet bize bayram ikramiyesi veriyor ya, 3 bin lira. Onu torunlara harçlık olarak vereceğiz diyorlar. Aylardır söylüyoruz. Emekli maaşları, bayram ikramiyeleri, asgari ücret, öğrenci kredi ve bursları makul seviyelere yükseltilmeli. Ama AKP iktidarı bu sesi hiç duymuyor. Hatta AKP'li yetkililer halkla dalga geçer gibi konuşmayı sürdürüyorlar. En son AKP'nin genel başkan yardımcısı Hamza Dağ konuşmuş. Asgari ücrette ikinci bir zamma ihtiyaç yokmuş. Çünkü enflasyon düşüyormuş. Şaka gibi. Görüyoruz ki Sayın Hamza Dağ İzmir'deki seçim sonucundan hiç ders çıkarmamış. Bu ekonomik koşullarda utanmadan 17.002 liralık asgari ücrete zam yapılmasına gerek olmadığını söyleyebiliyorlar. Ben de İzmir'de yaşıyorum, Hamza Ben de Türkiye'de yaşıyorum, Hamza Ama o sanki başka bir ülkede, başka bir dünyada yaşıyor. Başka bir dünyada halkın sorunlarından, ülkenin gerçeklerinden kopuk. Benim yaşadığım yerde enflasyon %124, emekli maaşı 10 bin lira, Asgari ücrette 17 bin lira. Benim yaşadığım yerde hayat pahalılığı düşmüyor. Emekliler ayın sonunu getiremiyorlar. Asgari ücretlinin de yüzü gülmüyor. Hayat pahalılığı düşmüyor ama AKP'nin oyu hızla yüzde 30'un altına düşüyor. 31 Mart'ta gördükleri sarı kartın kırmızıya dönmesi yakındır. Ekonominin ne kadar kötü durumda olduğunu görmek için aslında uzun analizlere, kapsamlı bilimsel raporlara falan gerek yok. Her hafta değişen fiyat etiketlerini giderek değersizleşen Türk lirasının durumunu görmek yeterli. İşte AKP'nin müthiş ekonomik politikalarının sonucu. Madeni 5 lira. Bununla ne alınır derseniz bir küçük su o da her marka olmaz. Dört tanesiyle bir paket makarna alınır. Gerçekten kutluyoruz AKP'yi ve o müthiş ekonomi ekibini. Değerli arkadaşlar, emeklinin, asgari ücretlinin halini görmezden gelen AKP iktidarının gördüklerinden bahsedelim. Ayhan Bora Kaplan bir soruşturma yürütülüyor biliyorsunuz ve soruşturma için hazırlanan MASAK raporunun içerdiği bilgiler skandal niteliğinde esnafa, kobilere kredi vermek amacıyla kurulan, adında halk olan Halkbank, verdiği kredilerle Ayhan Bora Kaplan'ı mafya olma yolunda destekleyen bir banka olarak tarihe geçmiştir. Halkbank, Ayhan Bora Kaplan'ın kurmuş olduğu çeşitli paravan şirketlere 2020, 2021 ve 2022 yıllarında 550 milyon Türk lirası kredi vermiş. Bugünkü döviz kuru üzerinden güncellersek yaklaşık 1 milyar 550 milyon Türk lirası. Bu krediler için teminat alınmış mıdır? Bu krediler geri ödenmiş midir? Tasarruf, tasarruf diye halkın ümüğüne çöken Mehmet Şimşek'e sesleniyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, çiftçinin, esnafın cebindeki 3 kuruşa göz dikeceğinize önce kamu bankalarının verdiği kredileri tahsil edin. Demirören'e, Ayhan Bora Kaplan'a, yandaşlara kullandırılan ballı kaymaklı kredilerin ödemelerini tahsil edip halka bir nebze olsun nefes aldırabilecekken Masak raporuna yansıyan Halkbank'ın çete liderine kredi verdiği haberine yayın yasağı getiriyorsunuz. AKP iktidarının yaptığı tasarruf değil değerli arkadaşlar. AKP iktidarının yaptığı halkın cebine el uzatmak, halkın cebindeki üç kuruşa göz dikmektir. Değerli arkadaşlar, 31 Mart yerel seçimlerinin sandık sonuçları AKP'ye ve Cumhur İttifakı'na çok önemli mesajlar verdi. Ama hala bu mesajları almakta, idrak etmekte güçlük çektiklerini görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Yardımcımız, Zeliha Aksas Şahbaz, Antalya Milletvekilimiz Cavitarı, Bursa Milletvekilimiz Kayıhan Pala ile birlikte Hakkari'deydik. Hakkari'deydik çünkü Hakkari'de 31 Mart yerel seçimleri sonrasında halkın iradesine bir darbe yapıldı. Hakkari halkının iradesi gasp edildi. 31 Mart yerel seçimlerinde %49 oyla seçilen belediye başkanı gözaltına alındı atanan görevden alınarak yerine kayyum atandı. Yapılan işlem kanuna uygun olabilir. Ama hangi kanuna? Darbe kanununa. Hangi dönemin hukukuna? O hal döneminin hukukuna. Biz kimse soruşturulamaz, kimse kovuşturulamaz demiyoruz. Elbette herkes soruşturulabilir, kovuşturulabilir, yargılanabilir. Elbette devam eden bir yargı süreci olabilir ciddi deliller olabilir. Belediye başkanı ile ilgili hukuki süreç ayrı bir mesele. Hakkari halkının iradesinin gasp edilmesi ayrı bir mesele. Bir kere önce şunu sormak lazım. Bu adam aday olduğunda eğer yasal bir engel varsa YSK adaylığı neden kabul etti? Eğer adaylığa engel bir hali yoksa o zaman belediye başkanı seçildikten iki ay sonra Yerine neden kayyum atandı? 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra çıkarılan 674 sayılı kanun hükmünde kararname ile değişik, belediye kanununun 45. maddesinden önce belediye başkanı şayet tutuklanır ve fiilen görevini yerine getiremezse ya da görevden uzaklaştırılırsa yerine belediye meclis üyeleri içerisinden bir belediye başkan vekili seçilirdi. Ancak AKP iktidarı ne yaptı? Belediye Kanunu'nun 45. maddesini OHAL döneminde değiştirerek kendine konforlu bir alan açtı. Ve seçimle, sandıkla, demokrasiyle kazanamadığı belediyelere kayyum atayarak belediyelere çökmeyi tercih etti. Bakın buradan ilan ediyoruz. Kayyum atamaları, kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir. Kayyum uygulaması anayasaya aykırıdır. Demokrasiye aykırıdır. Anayasanın 38. maddesine göre hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmayan herkes masumdur, suçsuzdur. Burada cezalandırılan aslında Hakkari'li hemşerilerimizdir. Değerli basın mensupları, geçmişte 2019'dan 2024'e kadar 48 belediyeye kayyum uygulaması yapıldı. Kayyumlar atandıkları günden bu yana yolsuzlukları ile gündeme gelmektedir. Bu yolsuzluklar Sayıştay raporlarına kadar yansıdı. Şimdi birkaç örnekle neden kayyum uygulamaları AKP'nin belediyelere çökme projesidir diyoruz. Bunu somut hale getirelim. Silopi Belediyesi'ne 2016 tarihinde atanan kayyum, belediyeye ait değerli arsaları farklı tarihlerde piyasa değerinin çok altında AKP ilçe yöneticileri ve akrabalarına peşkeş çekti. Belgeleriyle ispat edildi. Gelelim başka bir örneğe. AKP'li bir belediye meclis üyesi, Halfeti Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kişinin borçsuz belediyeyi iki yıl içerisinde 20 milyon lira borçlandırdığını ifade etti. Bir başka örnek, AKP Artuklu ilçe başkanı, Artuklu Belediyesi'ne kayyum olarak atanan kişi için Artuklu Belediyesi'ne 600 milyon lira harcandı. Bu para nereye harcandı? İçim acıyor diyerek kayyum politikalarını eleştirdi. Kayyum uygulamalarındaki usulsüzlükler Sayıştay raporlarına da yansıdı. Buradan bir kez daha uyarıyoruz. Bu çağ dışı, antidemokratik uygulamadan vazgeçin. Gelin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen tüm partilerin uzlaşısıyla darbe döneminin ürünü olan Belediye Kanunu'nun 45. maddesini değiştirelim ve demokrasiye aykırı, anayasaya aykırı, halkın iradesini gasp eden kayyum uygulamasına son verelim. <laughs> Değerli basın mensupları. Biz normalleşelim, demokratikleşelim dedikçe ülkede tuhaf şeyler oluyor. Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı Tatvan Belediye Başkanı Mümin Erol hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatmış. Ortada hakaret yok, herhangi bir söylem yok. Neymiş? Belediye Başkanı Cumhurbaşkanının fotoğrafını indirmiş. Güler misin ağlar mısın? Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanının duvarda asılı portresini indirdi diye bir belediye başkanı hakkında soruşturma açan savcının ya aklından zoru vardır ya da hukuk bilmiyordur. Cumhurbaşkanının böyle abuk subuk soruşturmalardan oluşan bir koruma kalkanına ihtiyacı olmadığı gibi hukukun üstünlüğünün hakim olduğu, demokrasinin tüm kurullarıyla tüm kurallarıyla, tüm gelenekleriyle işler halde olduğu bir ülkede cumhur, Cumhurbaşkanı'na hakaret diye bir suç olmaz. Değerli basın mensupları, AKP iktidarı dış politikada tutarsız ve günübirlik siyasetini sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti ziyaretinde yaptığı basın toplantısında Çin'le siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda Çinli mevkidaşıyla mutabık kaldığını söylüyor. Türkiye'ye geliyor, Çin'den ithal edilen tüm yakıt tipindeki otomobillere ek yüzde 40 vergi konuluyor. Çin'le ticaret hacmimiz 48 milyar doların üzerinde. Ancak Çin'e karşı verdiğimiz dış ticaret açığı 45 milyar dolar. Son 10 yılda 307 milyar dolar ithalat yaptığımız Çin'e 33.5 milyar dolar ihracat yapmışız. Sadece Çinle yapılan ticarette son 10 yılda verdiğimiz açık 273 milyar doların üzerinde. Devletler arasında ticari bir dengesizlik varsa devlet kendini koruyucu tedbirleri alır. Bu gayet doğaldır. Ancak seçim kampanyası haline getirdiğiniz togun bataryasını bile Çin'den alıyorsunuz. Otomobil bataryası fabrikasını Çin'le kuruyorsunuz. Üstüne bir de Çinli otomobillere ek vergi koyuyorsunuz. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Uzun zamandır dünyanın fabrikası olarak nitelendirilen Çin'le ticareti dengelemek istiyorsanız, daha çok nitelikli üretim ve teknolojik atılımlar yapmalısınız. Lüks makam araçlarına, saraylara harcadığınız parayı, arge çalışmalarına harcamalısınız. Değerli basın mensupları, AKP Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın kadim dostu. 2023 seçimlerinden evvel Erdoğan'ın güzel hatırı için doğalgaz borcumuzu erteleyen, faizini silen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir değerlendirmede bulundu. Dedi ki: "Türk hükümeti son zamanlarda batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya bel bağladı." Bu belki kötü bir şey değil ama Rusya ile ticari ekonomik ilişkilerdeki kısıtlamalarla ilişkilendirilirse Türk ekonomisinin kayıpları kazançlarından daha fazla olacaktır. Benim görüşüme göre böyle bir tehdit var dedi. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yaptığı gibi Vladimir Putin de ülkemizi tehdit ediyor. En fazla doğalgaz ithalatı yaptığımız ülkeye bir de nükleer santral yaptırıp, işletmesini de onlara bırakırsanız işte böyle kıskaca alınırsınız. Devletler için son derece stratejik bir alan olan enerji sektöründe başka bir ülkeyle bağ bağımlılığımızı azaltmanız gerekirken arttırırsanız eninde sonunda bunları yaşarsınız. İşlerine gelmediklerinde aba altından sopa göstermekten geri kalmazlar. Değerli basın mensupları, tüm dünya kamuoyunun çağrısına kulaklarını tıkayan İsrail Başbakanı Netanyahu ve yönetimi geçtiğimiz hafta yine yüzlerce sivili mülteci kamplarında bombalayarak katletti. Aleni bir şekilde Filistinli sivillere devlet terörü uygulayan ve katliamlarına devam edeceğini her fırsatta yineleyen Netanyahu hükümetinin Lübnan'a savaş ilan edeceği iddiaları uluslararası basında sıkça konuşuluyor. İsrail'in Orta Doğu'yu ateşe verecek bu eylemi karşısında Türkiye yönetimi barış çağrısı yapıp inisiyatif alacağına Hamas'ı sarıp sarmalayarak büyük bir hata yapıyor. Hamas'la ilgili şaibeler defalarca dile getirildi ve iddialar tartışıldı. Halkını felakete sürükleyen, halkının mahfına sebep olan Hamas'ın derhal yalnızlaştırılması ve geri çekilmesi gerekiyor. Erdoğan'ın Hamas'tan desteğini çekmesi ve ihvancılıktan vazgeçmesi hayati önem taşıyor. Kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde bölgesel çatışmalar ve Filistin-İsrail savaşı devam ediyor. Rusya, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ve Afrika ülkelerindeki vekalet savaşlarının tam ortasında kalan ülkemiz bölgesel çatışmaların şu an içinde değil. Ancak kapitalist ülkelerin vekalet savaşlarının artacağı, bölgesel paylaşım mücadelesinin genişleyeceği son derece açıkken ülkemizi koruması ve bu yangından uzak tutması gereken iktidar yangına benzin döküyor. Değerli basın mensupları bir diğer konu, geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 yıl önce yaptığı 703 sayılı KYK'nın iptaliyle ilgili başvurusunu karara bağladı. Anayasa Mahkemesi, 703 sayılı kanun hükmünde kararnamenin pek çok hükmünü anayasaya aykırı buldu ve iptal etti. Söz konusu kararname, daha önceki mevzuatı yeni sisteme uyarlamak amacıyla çıkarılan bir yetki düzenlemesiydi. Peki bu kararname ile ne yapılmıştı? KHK ile düzenlenmesi mümkün olmayan konularda düzenlemeler yapılmış. Yeni sisteme uyarlamayla ilgisi olmayan konularda düzenlemeler yapılmıştı. Anayasa Mahkemesi'nin 482 sayfalık bu iptal kararı bize, Türkiye Cumhuriyeti'nin son 6 yıldır hukuk tanımayan, yasa bilmeyen, her düzenlemeyi deyim yerindeyse ülkedeki idari yapılanmayı kafasına göre dizayn etmekte hiçbir sakınca görmeyen bir hükümet tarafından yönetildiğini gösteriyor. Yani iktidar ne temel hak ve özgürlükleri ne de siyasal hak ve özgürlükleri gözetmemiş. İktidar, çala kalem yazılmış bu kanun hükmünde kararnameyle yetkilerini çok büyük ölçüde aşmıştır. Şimdi aynı iktidar yani anayasaya uymayan iktidar Türkiye'de konuşulacak başka bir konu kalmamış gibi sivil ve demokratik anayasa yalanına herkesin inanmasını bekliyor. Değerli arkadaşlar, AKP çiftçilerin emeğini görmezden gelmeye, alın terini yok saymaya devam ediyor. Çay üreticilerini mağdur ettiler. Sıra buğday üreticilerine geldi. Tarımdaki çöküş AKP'nin iktidara gelmesiyle başladı. 2002 yılında milli gelirin %4'ü destek olarak tarıma aktarılırken, 2022 yılında bu oran %1.51'e düştü. Üretim maliyetlerinin hızla arttığı, verilen desteklerin ise sürekli düştüğü ülkemizde yanlış tarım politikaları nedeniyle binlerce çiftçi üretmeyi bırakmak zorunda kaldı milyonlarca hektar tarım alanı da ekilemez hale geldi. Tarımda kendi kendine yeten dünyadaki yedi ülkeden biri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti en temel gıda maddelerini ithal eder hale geldi. Bundan dört gün önce gece yarısı sessiz sedasız bir şekilde Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 yılı hububat alım fiyatlarını açıkladı. Açıklanan fiyatlar Tarımda geriye gidişin daha da hızlanacağını gösteriyor. Maliyetin altındaki fiyatlar acilen revize edilmelidir. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir. Bakın, 10 yıl içinde buğday ekim alanları %13 oranında azaldı. TÜİK verilerine göre hububatta toplam üretim geçen yıla göre %5 azalacak. Eğer açıklanan bu fiyat yükseltilmezse çiftçilerimiz buğdaydan geçimini sağlayacak geliri elde edemez. Bir süre sonra buğday üreticisi de tüketici gibi mağdur olur. Biz kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Üreticinin sesine ses, derdine derman olmak için 14 Haziran cuma günü Tekirdağ'da buğday mitinginde buluşuyoruz. Değerli basın mensupları Geçtiğimiz hafta yapılan Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu tüm belediyelerin çatı örgütü olan Türkiye Belediyeler Birliği başkanlığına seçildi. Birliğin 5 Haziran'da düzenlenen meclis toplantısında yapılan oylamada AKP'nin 250 oy alan adayına büyük bir fark atarak toplam 515 oy aldı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği'nin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay ise Sağlıklı Kentler Birliği'nin başkanı seçildiler. Kendilerini kutluyoruz ve yeni görevlerinde kendilerine üstün başarılar diliyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Sayın Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yanı sıra artık Türkiye'deki diğer tüm belediyelerle koordineli bir şekilde ve işbirliği içerisinde olacak. Parti ayrımı gözetmeksizin eşit, adil ve sosyal belediyecilik anlayışıyla tüm kentlere dokunabilecek kentlerin yöneticilerine yol gösterecektir. Türkiye Belediyeler Birliği'nin yeni belediyeleri denetlemek, o belediyelere yol göstermek açısından da son derece güvenilir ve liyakatli bir isim olan Sayın İmamoğlu'na emanet edilmesinden son derece mutluyuz. Tarihi Kentler Birliği Başkanı olan Sayın Mansur Yavaş Türkiye'nin kültür varlıklarını korumak için siyasi parti gözetmeksizin tüm üye belediyelerle ortak çalışmalar yürütecek. Beypazarının turistik bir ilçe haline gelmesinde büyük katkıları olan başkentimizin kültür varlıklarına verdiği önem ve çabasıyla Sayın Mansur Yavaş şimdi ise Anadolu'nun kültür mirasını gelecek kuşaklara aktaracaktır. Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Sayın Cemil Tuga ise güzel İzmir'imizi koruyup sakınan yönetim anlayışını şimdi Türkiye genelinde göreceğimize inanıyoruz. Toplum sağlığını önceleyen Sağlıklı Kentler için öncelikli planı olan iklim krizi konusunda da aksiyon alacağını biliyoruz. Ege Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'i, Marmara Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Bursa Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'i, Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'i, İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Yeni Mahalle Belediye Başkanımız Yaşar'ı ve Trakya Belediyeler Birliği Başkanı seçilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer'i de tebrik ediyor ve yeni görevlerinde kendilerine üstün başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Soru var mı arkadaşlar? Buyurun. Sibel Mazrek, Halk TV. Efendim Ayşe Ateş öğle saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel'le görüştü. O görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilerleyen günlerde Ayşe Ateş'le bir görüşme yapacağı söylendi. Açıklandı İletişim Başkanlığı tarafından. Yarın da bir görüşme var. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye gelecek. Bekliyor muyuz bu konu gündeme gelir mi Sinan Ateş konusu? Bugünkü görüşmeye ilişki neler söylersiniz bir de? Teşekkürler. Şimdi şunu söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanının yarınki ziyareti Genel Başkanımızla yapacak olduğu görüşme bir iade-i ziyaret. Genel Başkanımızın ziyaret etme konusundaki teklifi ve önerisi Sayın Cumhurbaşkanınca kabul gördü ve gündemli olarak bir araya geldiler. Belli konu başlıkları üzerinde görüşmeler yaptılar. Yarınki ziyaret bir iade ziyaret olacağı için hani şunu görüşürler, bunu görüşürler gibi bir yorum yapmak istemem. Ama tabii ki yani bu görüşmelerin, bu ilişkinin, bu diyaloğun temel amaçlarından birisi ülkenin normalleşmesi, ülkenin e, hukuk sisteminin, demokrasisinin e, yeniden e, olması gerektiği ölçüye ve ayara gelmesi. Dolayısıyla Türkiye toplumunu, Türkiye siyasetini, Türkiye'nin gündemini bu kadar e, yakından ilgilendiren bir davanın da konuşulması ya da görüşülmesi mümkün olabilir, olağandır ama yarınki ziyaret tekrar altını çiziyorum bir iade ziyaret olduğu için şu konular görüşülecektir diyemiyorum bir arkadaşımız daha söz istedi sanki ama var mı söz isteyen arkadaşlar sanırım yok teşekkür ederim